Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, bugün sizlere 1936 yılında imal edilmiş Lockheed model 12 numaralı uçakla yapmış olduğum, Amerika'da yapmış olduğum uçuştan kesitler vereceğim ve uçak hakkında da bir takım bilgiler vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve benim videomu izlemeye başlayın. Hayatınızda kaç kere 1936 model bir uçağı uçurabilirsiniz ki? Bunu ben geçtiğimiz haftalarda Wichita, Kansas'ta gerçekleştirdim. YouTube'da havacılık videoları üreten insanların konusunda yapılmış bir toplantıydı. Kendimi bir çocuk kadar mutlu hissettim. Gerçekten bir sürü güzel uçak vardı. Güzel insanlar vardı. Harika insanlarla beraber oturup muhabbet olmuş oldum. Yolculuğumun en önemli noktalarından bir tanesi de bu görmüş olduğunuz uçağı, bu Lockheed uçağını uçurma fırsatıydı. Şimdi bakalım bu uçağı biraz inceleyelim. Bu model 12, model 10 ve model 14 olarak üretilen uçağa bir bakalım. İlk olarak model 10 ile başladı Lockheed bu uçakları üretmeye ve benim kullandığım uçaktan daha büyüktü. Bir yolcu uçağı olarak tasarlanmıştı. DC-2 türünden yolcu uçaklarının ortaya çıktığı zamanlarda da Lockheed firması rakip olarak bu uçağı üretmişti. Ayrıca bu uçağın üretilmesinin bir nedeni de 1934 yılında Amerikan hükümeti tek kişilik, tek motorlu uçaklarla yolcu ve kargo taşınmasını ve geceliğin yolcu uçulmasını yasaklamıştı. Lockheed de zaten çift motorlu bir uçak için üretime hazırlanmıştı. O da onların gerçekten çok büyük bir avantajını olacaktı. Model 10'un havacılık dünyasındaki geçmişte olan bir takım önemli noktalarda çok önemli yeri var. Bunlardan bir tanesini sayalım isterseniz. Bu uçağı ilk dizayn ettikleri zaman iki kuyruk yerine tek kuyruk olarak düzenlenmişti. Ve o zaman sadece bir öğrenci olan Clarence Johnson, Kelly Johnson, bu uçağın tek kuyruklu olmak yerine iki kuyruklu olmasını daha uygun gördü aerodinamik olarak. Bu aerodinamik olarak uçağı çok daha avantajlı bir duruma getiriyordu. Ve özellikle bu karardan sonra bu çift kuyruklu tasarım şirketin adeta bir alameti farikası oldu. Model 10, 12 ve 14'te de bunu yaptılar. Clarence Kelly Johnson kim diye soracak olursanız eğer bir şeyler biliyorsanız havacılık hakkında, aslında daha sonradan Lockheed'e girdikten sonra, eğitimini bitirdikten sonra U2 ve SR-71 uçaklarının bize veren Skunk Works'te çalışan baş mühendisti. Model 10 aynı zamanda Amelia Earhart'ın dünya turuna çıktı fakat ne yazık ki başarılı olamadığı uçaktı. Yine Lockheed'di. Benim uçurduğumdan tabii ki daha büyüktü. Daha çok yolcu taşıyordu. Evet, Hollywood filminde, Casablanca'da ünlü filmde onun 3/4'lük galiba yanılmıyorsam boyutundaki bir benzerini kullanmışlardı. I'll have to arrest you, of course. As soon as the plane goes, Louis. Model 10 gerçekten de başarılı bir uçaktı ve daha sonradan da hava kuvvetlerinde C-40 olarak kullanıldı. Bir de benim yaşadığım Çek Cumhuriyeti'ne Çekoslovakya olduğu zamandan bir bağlantısı var. Çeklerin ünlü ayakkabı üreticisi, dünya çapındaki ayakkabı üreticisi Bata Shoes, bu uçaktan alıp elemanlarını ve yöneticilerini Avrupa'nın dört bir tarafında Model 10 uçağıyla üretmişti, kullanmıştı. Model 12'nin asıl amacı havayolu uçağı değil, aslında oturma kapasitesi olan
ve aynı zamanda 6 yolcu koltuğu, 2 tane de pilot için koltuğu vardı ama motorları model 10'la aynıydı. Dolayısıyla model 10'un güçlü motorlarını Monaco'ya koyduğunuz zaman gerçekten çok güzel bir güçlü bir uçak ortaya çıkarmıştı. Kanat tek parçaydı ve ortada kanadın ana gövdesini birbirine bağlayan noktayı gövdenin içerisinde görmeniz mümkün. Uçarken bayağı stabil bir uçaktı. Ve Model 12'nin ilk uçuşu da hükümetin açmış olduğu, Amerikan hükümetinin açmış olduğu bir rekabet sonucunda ortaya çıkmıştı. Bir yarışma vardı, en iyi uçağı kim dizaynlayacak diye. 27 Haziran 1936'da bu son teslimat tarihi de ilk uçuşunu Model 12 27 Haziran 1936'da saat 12'yi 12 geçe yapmıştı. Bu aslında Lockheed tarafından kasti olarak yapılan bir şeydi. Bu uçağın başka bir rakibi de Beech 18'di ama savaş çıktıktan sonra P-38 üretmek zorunda kalan Lockheed Model 12'nin üretimini durdurdu. Ancak Beechcraft 18 modelini durdurmadı ve hatta kargo uçağı olarak ve yolcu uçağı olarak, daha doğrusu askeri amaçlarla da kullanılmıştı o yıllarda. Dolayısıyla Beech 18 üretimden daha sonra, yıllar sonra binlerce üretilmiş durumda kaldı. Gördüğünüz gibi kokpiti bayağı tipik bir kokpit. Tabii benim bulunduğum uçağın içerisi bayağı moderndi. İçinde iPad bile var, Bose headsetler bile var. Ama son derece basit bir kokpit. Görmüş olduğunuz yakıt tankı seçimleri var. Ön ve arka yakıt tankları mevcut uçakta. Bazen uçağı dengelemek için bunları değişik şekillerde kullanabiliyorsunuz. Solda motoru görüyorsunuz. Kokpit bayağı yukarıda duruyor ve burnu biraz da bayağı yukarıya kalkık şekilde duruyor. Tabii arkadan tekerlekli bir uçak bu. Bunun da nedeni o. Ama böyle durmasına ve siz ufku böyle görmenize rağmen uçarken bunun tam tersine burnu bayağı aşağıda uçuyorsunuz. Bu da değişik bir özelliğiydi. Şimdi de sağ taraftaki motoru görüyorsunuz. Bu noktada şu görüntüleri gördüğünüz zaman sol motoru çalıştırmıştık. Arkasından sağ motoru çalıştırmakla meşgulüz. Şimdi taksi yapıyoruz, kalkış için piste doğru yöneliyoruz. Kulesiz bir meydan olduğu için herkes de frekansta konuşabiliyor. Evet, şu radyal motorların sesini biraz dinleyelim isterseniz. Sanki bir müzik gibi geliyor insanın kulağına. Evet, gaz veriyoruz. 60 knot'ta kuyruk kalkıyor. ...80 knot'ta da tekerlekler yerden kesiliyor. Tekerlekler yerden kesilir kesilmez de hemen iniş takımlarını çabucacık içeri alıyorsunuz ki sürtünme yaratmasın diye.
Da ben motoru, pardon, uçağı uçururken bayağı türbülanslı bir gündü. Benden kaynaklanan bir türbülans değildi. Gerçekten de çok stabil bir uçak. O bakımdan çok güzel. Burada da sağa dönüşü başlatıyorum. Aslında burada 45 derece yatırmak istemiştim uçağı ama arkada ne yazık ki rahatsız olan insanlar vardı. Dolayısıyla onları düşünerek çok da fazla uçağa yatırmadan dönüşlerimi yaptım. Gerçekten de o dönüşlerde bile çok stabildi, çok rahat bir şekilde dönüyordu uçak. Beş dakika kadar uçtuktan sonra başka yolcularla da koltuğumu değiştirdim. Burada artık son yaklaşmaya doğru dönüyoruz. Uçağı döndürdükten sonra pistle aynı doğrultuya geldik. Sterman havaalanına. Her ne kadar rüzgarlı bir gün olsa da biraz kameram oynasa da yine de her şeye rağmen harika bir gündü uçmak için. Güneşliydi ve hakikaten de büyük zevk almıştım. Eğer bu havada bir 172'de 152'de yaklaşma yapıyor olsaydınız bayağı bir sallanacaktınız. Debin de anlattığım gibi yolculardan bir tanesi az kaldı. Maalesef kusacaktı ama son dakikada kendisini kurtardık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bundan sonra her cumartesi bu kanalda havacılıkla ilgili haberlerde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Alt tarafa yorumlarınızı eksik etmeyin ve kanalı bildirimlerinizi açın ki bundan sonra yaptığım videolarda sizlerle tekrardan bir arada olabilelim. Görüşmek üzere. Kaptan Baha, out.